Sevgili hanımlar, Semen Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü video çalışmamda bu çok güzel baklava dilimi modelinin anlatımını yapacağım. Hep birlikte öreceğiz inşallah. Modelim çok güzel, çok da kolay. Düz örgü ve arka sırada ters örgülerle örülüyor. Modelimizi arkadaşlar bebek battaniyelerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel, harika bir model. Sürükleyici bir model arkadaşlar. Modelimizin arkası da bu şekilde. Hem çabuk üreyen hem de çok kolay bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız örmeye başlayalım. Örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Şişime 34 ilmek atarak 2 diş haroşa ördüm. Ben ilmeklerimi ön yüzden ve arka yüzden düz ilmekler örerek haroşamı elde ediyorum. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz. Modelimizin ismi de baklava dilimi modeli. Modelimiz 8 artı 2 10 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Modelimizin başta ve sonda yarım model uygulayacağız. Araya da 2 tane tam model uygulayarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Kenarda ikişer tane kenar ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden boş aldım. Diğer ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 2 3 4 model 4 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeğimizi şimdi soldaki ilmeğimi sağa alıyorum. Sağdaki ilmeğimi sola alarak örmeden ikisini de boş olarak şişime aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ve katlarından oluşuyor dedim arkadaşlar. 8 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi de çapraz şeklinde yer değiştirerek 10 ilmek oluyor. 2 ilmeğimi çapraz şeklinde yer değiştirdim. 8 ilmeğimi de düz ilmek örerek devam ediyorum. 5 6 7 8. Buradaki 2 ilmeğimi de çapraz şeklinde örmeden şişime boş aldım. Soldaki modelim de yarım model. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek de haroşamı örerek arka sırama dönüyorum. Arka sırada kenar 2 ilmeğimizi başta ve sonda düz ilmekler olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi de ters ilmekler olarak arka sıramızı örüp tamamlıyoruz. Bakın bu da boşaldığımız ilmeklerimiz. Bu ikisini de ters örüyorum. Baklava dilimi modelimin ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi boş aldım. Diğer haroşamı örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer ilmeğimi de sol şişime alıyorum. Bu sağ şişime aldığım ilmeğimi örmüyorum. Sol şişime aldığım ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi de yine boş olarak alacağım ama şuradaki ikinci ilmeğimi örerek içe alıyorum. Buradaki ilmeğimi de boş olarak örmeden aldım. Şimdi 6 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6. Burada baklava dilimimizi açıyoruz arkadaşlar. Soldaki ilmeğimi sağa, sağdaki ilmeğimi sola alıyorum. Sağdaki ilmeğimi örmüyorum. Soldaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar sağdaki ilmeğimle soldaki ilmeğimi yer değiştireceğim ama soldaki ilmeğimi örerek sağ tarafa alıyorum. İlmeğimi örmeden şişime boş olarak örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7. ve 8. ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Sola aldığımız ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 1. ve 2. ilmeğimizi yer değiştirerek 2. ilmeğimi örüp içe alıyorum. Sağ tarafa yani. 1. ilmeğimi de örmeden
Boş olarak alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka sırada her iki kenar ilmeklerimizi düz örelim. Diğer ilmeklerimizi ters örerek ön yüze gelelim. Üçüncü sırama geldim. İlk ilmeğimi örmeden boşaldım. Düz ilmeğimi ördüm. 1, 2 ilmek ördüm. Şimdi üçüncü ilmeğimle dördüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum. İlmeğimin katı açılmış. Sağdaki ilmeğimi sola, soldaki ilmeğimi sağa alıyorum. Sağdaki ilmeğimi örmüyorum. Sola aldığım ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4. ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu boşaldığımız ilmeğimizi yine boşaldık. 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğimiz arkadaşlar şöyle V şeklinde, baklava şeklinde açıyoruz. Şurayı da bakın, burayı da şöyle kapatıyoruz bu şekilde. Yandaki dilimimiz kapanıyor. Buradaki dilimimizi açıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Yine ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Sağa aldığım ilmeğimi örmüyorum. Sola aldığım ilmeğimi ördüm. 2, 3. Buradaki öndeki değil, ikinci ilmeğimi arkadan düz ilmek olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden boşaldım. Yine 4 ilmeğimi örüyorum. 5. ve 6. ilmeğimi yer değiştiriyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Soldaki ilmeğimi arkadan ördüm. Öndeki ilmeğimi örmeden boşaldım. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın burada bir bir içe alıyoruz. Kenar 2 ilmeğimi örüyorum. Arka sıramı da örüp ön yüze geliyorum. Dördüncü sırama geldim. Kenar ilmeğimi boşaldım. Haroşamı ördüm. Bu defa bir tane ilmek örüyorum. Öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi örmeden boşalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi arkadan örerek öne aldım. Öndeki ilmeğimi örmeden arkaya boş olarak aldım. 1, 2 ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sağdaki ilmeğimi örmüyorum. Sol aldığım ilmeğimi örüyorum. 5, öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi örerek öne aldım. Öndeki ilmeğimi örmeden arkaya aldım. 1, 2 ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde öndeki ilmeğimizle arkadaki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeğimi arkadan girerek örüyorum. Öndeki ilmeğimi boşalıyorum. Yine bir ilmeğimi ördüm. Kenar 2 ilmeğimi örerek arka sırama dönüyorum. Ön yüze geldim. 1, 2, 3, 4, 5. sıramı örüyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bakın bu ilmeğimizi de şimdi yer değiştirip içe alırsak ilmeğimiz kalmıyor. Son ilmeğimizi yer değiştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi alttan girerek düz ördüm. Öndeki ilmeğimi boşaldım. Bakın burada da ilmeğimiz kalmadı. Son ilmeğimi iç tarafa alıyorum. Bunu da sağ şişime örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi bakın alttan girerek düz ördüm. Öndeki ilmeğimi boşaldım. Tekrar öndeki ilmeğimi örmeden boşalıyorum şişime. Arkadaki ilmeğimi örüyorum. Yedi, sekizinci ilmeğimi arkadan örüyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden boşaldım. İki ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Modelimiz bakın bu şekilde oldu. Şimdi arka sıramızı örerek yine ön yüze gelelim. Ön yüze geldim. Bakın arkadaşlar burada şimdi ilk sırada yaptığımız gibi bu iki ilmeğimizi
Öndekini arkaya, arkadakini öne alarak değişim yapacağız. Diğer ilmeklerimizi de düz ilmekler örerek devam edeceğiz. Bu ilmeğimi örmeden boş alıyorum. 8 tane ilmeğimi örüyorum düz ilmek olarak. Bakın bu iki ilmeğimizi, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya alarak bu şekilde yer değiştirdim. Örmeden boş aldım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Soldaki ilmeğimi sağa, sağdaki ilmeğimi sola, ikisini de örmeden boş olarak aldım. Şimdi diğer ilmeklerimi örüyorum 8 tane. Buradaki ilmeğimi de örmeden boş alıyorum. Kenar ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, ilk yarım dilimimiz bitti. Buradaki dilimlerimiz de yarım. Burada da 3 tane yarım dilimimiz oldu. Şimdi arka sıramızı örüp yine ön yüze gelelim. Ön yüze geldim. 7. sıramı öreceğim. Burada da şimdi arkadaşlar bu baklava dilimlerimizi kapatıyoruz. Bu iki ilmeğimizin arasına sağdan ve soldan ilmeklerimizi alarak şuradaki gibi baklava dilimimizi büyütüyoruz. Buradaki gibi dilimlerimizi kapatıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşamı ördüm. Arkadaki ilmeğimi örüp sağa alıyorum. Sağdaki ilmeğimi sola örmeden boş aldım. 6 tane ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştirdim. Arkadaki ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden boş aldım. Yine 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ördüm. Öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi örmeden boş aldım. Öndeki ilmeğimi ördüm. Burada da arkadaki ilmeğimizi örüyoruz. Öndeki ilmeğimizi boş alıyoruz. 6 ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimizi arkaya alıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi boş olarak öne alıyoruz. Kenar ilmeklerimizi örerek arka sıramızı örüp ön yüze geliyoruz. 8. sıramı başladım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek yine arkadan girerek örüyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya sol tarafa örmeden boş aldım. 4 ilmek örüyorum bu defa. Bu sefer bu sıramızı da bu şekilde örelim arkadaşlar. Dört ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi öne örmeden boş aldım. Öndeki ilmeğimi arkaya alarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Arka sıramı örüp geliyorum. Ön yüze geldim. 9. sıramı örüyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. 1, 2, 3. ilmeğimi alttan girerek sol tarafa aldım. Öndeki ilmeğimi örmeden boş aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Burada ilmeklerimiz artıyor arkadaşlar. Burada da ilmeklerimiz kapanıyor. Yani baklava dilimimiz kapanıyor. Bir yerde açılıyor. İlmeğimi örmeden boş aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi örmeden boş aldım. Öndeki ilmeğimi arkaya örerek aldım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yine arkadaki ilmeğimi örerek aldım. Öndeki ilmeğimi örmeden boş aldım. Arkadaki ilmeğimi öne boş alarak alıyorum.
Öndeki ilmeğimi örerek 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geliyorum. 10. sıramı örüyorum. 2 kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi alttan girerek örüyorum. İlmeğimi boşaldım. Arkadaki ilmeğimi örmeden boşalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmeğimi boşaldım. Arkadaki ilmeğimi yine boşaldım. Sola aldığım ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz ilmekler örerek devam ediyorum. Arkadaki ilmeğimi örerek aldım. Öndeki ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi örerek 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Kenar 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, yine modelimiz bu şekilde oldu. Arka sıramızı örüp devam edelim. 11. sırama geldim. Kenar 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4. Yani modelimiz tamam oldu arkadaşlar. 10 sırada modelimiz tamam oluyor. Şimdi bu alt sırada aynı ilk sırada kurulum yaptığımız gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Aynı şekilde arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkaya alarak ikisini de örmeden şişime boşaldım. Aradaki ilmeklerimi örerek 8 ilmeğimi devam ediyorum. Yine arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkaya alarak ikisini de örmeden boşaldım. Burada baklava dilimimizi kapatıyoruz. Arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum. İkisini de örmeden boş olarak şişime aldım. 4 ilmeğimi örüyorum. 2 de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıramı da örüp ön yüze geliyorum. Modelim bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha modelimi ilerletip geliyorum. Sadece modelimizde bir püf noktası var. Bu sağdan sola geçiş yaptığımız ilmeklerimizi ön yüzde örmeden boş alıyoruz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde örerek devam edelim. Ben bu baklava dilimlerimi biraz örüp geliyorum. Son halini birlikte görelim. Baklava dilimi modellerim arkadaşlar, bir baklava dilimi daha örerek tamamladım. Bu şekilde oldu. Bakın çok güzel. İstediğiniz bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, battaniyelerde kullanabilirsiniz. Harika bir model arkadaşlar. Çok da sürükleyici bir model. Modelimin arkası da bu şekilde. Bakın baklava dilimi şekilleri görünebiliyor arka yüzde de. Ben çok severek ve beğenerek ördüm arkadaşlar. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.